Kırcık kuzu işte böyle oluyor. Böyle oluyor. Kuyruğu şu şekilde oluyor. Bu bir kıvırcık kuzunun kuyruğudur. Kıvırcık kuzunun kıvırcık olabilmesi için şu görüntünün olması gerekiyor. Ona dikkat edersin. Evet. Sonra aman. İşte bu ustalık yani. Gördüğünüz gibi beğendin yani Cemal Usta. Tabii ki beğendim. Kuzudan usta, süper usta. Süper bir usta. Doğru. Şov ayol burada bayağı bir aman Bir insan kendine ben en iyiyim diyorsa o zaman onu göstermek zorunda, ispat etmek zorunda ki insanlar inansınlar. Yoksa güvenmezler, inanmazlar. Bu tuz şimdi iki türlü yapacağım. Bir tanesi gördüğünüz gibi kemiğini çıkaracağım. Yani insanlar nasıl kemiğin çıktığını görsünler diye gösteriyoruz bunu. Kuşbaşı ya da kavurma yapacaklarsa eğer bu şekilde ayırmaları hanımlar gerekiyor. Siz evde sakin yapın bunları. Yani şöyle. 10 yaşından beri yapıyor Cüneyt Bey. Gördüğünüz gibi. Vay. Bu kemiğine ayrılmış kuşbaşı ya da kavurma olsun diye ayırmış olduğumuz şekli idi. Şimdi bunu. Kemikleri sakın atmayın. Atmayın. Evet, onun için böyle biraz eti çıkardım. Benim en sevdiğim yer. Özellikle biraz önce anlattığım şey buydu. Onun çok için de biraz kemik. Eti çıkardım. Bunları haşlarken de eğer mümkünse şunları kırarlarsa içindeki ilikle beraber çıkarsa suyumuz daha lezzetli. Daha güzel olacaktır. O dönem, ama kemikleri lütfen kırarken tak çok fazla kırıp kemik kırıntısı haline getirmemek gerekiyor. Yoksa hepsi kemik olur, güzel olmaz. Suyumuzun içinde kemik olur. Şimdi bu tümbili ne yaptık efendim? Kuşbaşı yani çoban kavurması, kurban kavurması vesaire gibi yemekler yapılsın diye kemiğinden ayıracaklarsa bu şekilde ayırsınlar. Ama fırın yapacağız. O zaman nasıl ayıracaklar? Şimdi ona bakalım. Muazzam bir şov yani bu. Fatoş'la biz şoktayız. Yani. Ben kalmadım mı ben? Ben böyle biliyorum beyefendi usta ama hani yine de böyle korkuyorum. O kadar hızlı hareket Korkmayın. Ediyor ki. Şimdi bunu kemiğini başka türlü çıkaracağız. Et kemiğinden ayrılacak ama ayrıldığı halde bütünlüğünü... Bu bir hokus pokus gibi oldu. Aradan tabii, çıkacak galiba evet, o. Muhafaza edecek. Evet. Budur. Çıktı. Budur. Bu da etimizin. Bu da fırınlık hali. Bütün kemikleri çıktığı halde et bütünlüğünü muhafaza ediyor. Bu hale getirdikten sonra deliyoruz. Tane karabiber ve sarımsakları buraya deldiğimiz yerlere sokuyoruz. Sonra bunu fırında pişiriyoruz. Evet, Cemal Usta ya. Nasıl buldun? Çok güzel. Gerçekten. Ya önce bunu büyük bir tencerede yağda marine ettikten sonra fırına koyuyoruz. Ya da garanti olsun diye, hanımlar için garanti olsun diye bunu güzel. Sıvı yağ, limon, sarımsak, kekik, karabiber, yoğurt, salça gibi bir sos hazırlayıp sıvazlayalım. Önce yağlı kağıda, sonra da folyoya saralım. Fırına atalım. 200 derecede 2,5 saat pişirelim. Mükemmel olacak. Yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben de yemek yapmayı çok sevdiğim için anlatırken böyle yani kendi ağzım da sulanır. Hakikaten Cüneyt Bey sizi tebrik etmek istiyorum. İşte insanın mesleğine aşkı, evet. İşini sevmesi değil mi Faruk? Yani zaten. Tebrik Şimdi ederim ben sizi. Ben dünyaya zaten bu iş yapayım diye gönderilmişim. Yoksa o noktadan bu noktaya zaten gelmek çok kolay bir şey değil. Tanrı bazı insanları dünya yaptıkları iş için gönderir. Maradona topçu olsun diye, ben kasap olayım diye, Atatürk gelsin bu ülkeyi lider olarak oraya taşısın diye gelirler. Yani bir takım insanların dünya geliş sebepleri var. Ben buna inanıyorum. Bu şimdi benim bakın, inancım. Hemen söylediğinize bağlı bir şey söyleyeceğim. Evet. İnek bilse ki beni bu usta kesecek, seve seve gelir kesilmeye demiş Emir İnce. Evet, teşekkür ederim. Evet, gerçekten. Şimdi hayvan dostları da bir şey soruyorlar. Köpekler kırmızı et yerler mi diyorlar, gayet zararlı tabii. Mı? Hayır, gayet tabii diyorlar. Yerler. Çok da severler. Kırmızı, hayır. Pişmemiş, çiğ. Tabii yerler ama yememeleri gerekir. Yememeleri gerekir. Çünkü pişmiş kemiklerden köpeğin cinsine göre verebilirsiniz. Gayet tabii. Bir de büyük daha köpekler. Yırtıcı olurlar. Yani çiğ et
Çiğ et vermemek iyi öneriyorlar. Doğru. Bilmiyorum ben de. Ha, yırtıcı olur, daha yırtıcı evet. olurlar. Evcil hayvanlara hem şerit yapıyorlar. Bir tek hastalıklara neden olacağı için, şerit olacağı için yapılmamalı, denilmemeli. Cemal Usta. Neşe Toprakçı diyor ki ay Cemal Usta çok tatlı diyor. Senin biliyorsun ayrıca çok fanların var diyor. Şimdi bir seyircimiz de diyor ki Furkan biz kızartma yapınca yağlar kalıyor. O yağlar zehirleyici mi diyorlar. Evet. Ama nasıl bir şeyden bahsettiğini tam anlayamadım. Fritöz tipi kızartmalar her zaman tehlikeli biliyorsunuz. Evet. Ve kızartma yağlar mümkün olduğu kadar bir sefer kullanılmalı bence öyle olmalı. Bir çok yanan, yanan derecelerde kızartma yapmamakta fayda var. Evet, Cüneyt Bey nerede çalışıyor? Evet. İstinye civarında bir alışveriş merkezinde büyük yerleri var. İstanbul'un pek çok yerinde yerleri var. Tabii ki ismini söyleyemiyoruz şu an. Ben size sonra Twitter'dan yazacağım onları. Biraz önce özür dilerim antikot diye sordunuz ya, antikot da etin bu kısmıdır. Evet. Şöyle bir şeydir gördüğünüz gibi. Antikot daha mı sert oluyor yaptığımız zaman? Hayır, orada bir sır var mı? Bonfileye oranla sert olur. Aslında en lezzetli, etin en lezzetli kısmı bu kısımdır. Neden? Şu görmüş olduğunuz etin bak yağ neresinde? İçinde. Bütün etlerin yağları aşağı yukarı sırtında, dışındadır etlerin. Hmm. Ama bu neresinde? İçinde. Bir buranın bir de kaburga kısmının içindedir. Dolayısıyla siz bunu şöyle bir dilim kesersek böyle bir biftek olmuş olur. Bunu ızgara yaptığınızda az şey yağlayın, tuzlayın, ızgaraya koyun ve az pişirin. Evet. Kendi içindeki yağ ile pişeceği için de evet. Şu az pişirme konusunu da konuşmak istiyorum. Şimdi bu et restoranları hani moda oldu, meşhur oldu. Siz de onlardan birisiniz. Gerçekten çok güzel. Ama mesela ben oraya gittiğimde içi kırmızı eti yiyemiyorum. Ben de yiyemiyorum. Biz Türkler galiba onu pek yiyemiyoruz. Alıştırıyoruz. Alıştırıyoruz. Diyorsun. Alıştırıyoruz. Ve herkesin zannettiği gibi kötü bir şey ve zor bir şey değil. Onu şöyle anlatmak istiyorum. Son derece sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çok çiğ çiğ olmasın ama mutlaka az pişmiş olsun. Etlerin ızgara tipi etler aldığında ya bonfile ya kontrfile ya antikot alıyorsunuz zaten. Ve bu kısımların etlerin mutlaka doğru ırk ve doğru beslenmiş hayvanın etleri olması gerekiyor. Sonra dinlendirilmiş olması lazım. Eğer et dinlendirilmemişse zaten az pişirme insana yediremez. Kayış gibi olur. Onun için peki, çok iyi dinlenecek. Yine biz halk olarak soralım. Yani kasaptaki etin taze mi değil mi? Nereden ne renk olmalı? Kırmızı mı olmalı? Hafif böyle daha şimdi mesela gösterdiğiniz antrikotun içi bunun gibi mi olmalı? Rengi biraz daha böyle koyumsu. Derya Hanım. Ne renk olmalı? Şunu söyleyelim bir. Yaşlı hayvanda genç hayvanın etini nasıl ayırt ederiz? Onu bir söylesin. Çok önemli bu. Hayvanlar yaşlandıkça madem ki öyle. Hayvanlar yaşlandıkça renkleri kaybolur. Yani daha koyu, daha koyu, daha koyu olurlar. İnsanların hiçbir farkı yok. Çünkü o bir canlı demiştik. Hayvan olarak bakmayın, canlı olarak bakın. İnsanlar nasıl yaşlandıkça etleri sarkmaya, dökülmeye, rengi, derisi, dokusu değişmeye başlıyor. Bu da hiçbir farkı yok. O bir canlı ve bu değişime uğruyor. Ve dolayısıyla daha siyah, daha koyu renkler almaya başlıyor. Ama aynı zamanda her etin biraz önce haritada göstermiş olduğum kısımları vardı ya. Hı hı. Her adele kısmının rengi farklıdır. Tanrı vergisi. Çünkü kan yoğunluğundan dolayı her kısmın yoğunluğu aynı olmadığı için kısımların renkleri farklı oluyor. Yani onu anlayamıyor muyuz? Anlayamazsınız. Evet doğru. Siz nasıl mesela anlıyorsunuz? Aynı dananın eti olmasına rağmen bakın. Şimdi bana sorsanız ben bu eti alırım. Alırsınız. Ama bakın ne kadar renge bakın. Doğal olarak bölge ve kısım olarak bu etin burası hep böyle olur. Senin bir sorun vardı soralım. Evet, bifteyi kanlı mı yemeliyiz yoksa iyi pişmiş mi? Evet. Hangisi doğru? Şimdi dinlenmiş et olmadan ızgara yapamazsınız. Yaparsanız eğer sert olur. Bir. İkincisi doğru dinlendirilmiş et çok fazla zaten kan olmaz. Dinlendirilen et. Ben görüyorum valla en lüks restoranda bile kanlı siz yiyorlar. Siz kırmızı görüyorsunuz. Hayır suyu akıyor. Akıyor. O zaman doğru dinlendirilmemiş, iyi dinlendirilmemiş et yiyorsunuz demektir. Çünkü ben yemiyorum. Doğru dinlenmiş, dinlendirilmiş hani dry aged beef diyoruz ya. Hı-hı. Dry aged et doğru gününü yani 25, 28, 30 gününü doldurmuşsa asla o ette kan çıkmaz. Ben şunu sormak çıkamaz. İstiyorum. Lafınızı böldüm kusura bakmayın da. Öylesi mi daha sağlıklı, daha vitaminli işe yarar? Yoksa hani nedir yani bunun bir amacı nedir? Şimdi oradaki
hikaye etin daha yumuşak, daha lezzetli ve aromatik olmasıdır. Yani özellikle bir faydası yok yani. Özellikle daha besleyici falan yok. Daha lezzetli, daha yumuşak ve daha aromatik bir et olabilmesi için o dinlendirmeyi evet. yapıyoruz. Ama daha yumuşak diyoruz. Şimdi çok önemli. Mangal yapmaya da çok meraklı olduğumuz evet. için onu soracağız. Kömür ateşinin ete nasıl gelmesi, hani oradaki kanserojen şeylerin olmaması için de biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, çok iyi yanmış bir odun. Odun zaten dünyanın en doğal, en tabii şeyidir. Odunda pişsin diyorsun. Odun kömürü. Odun kömürü. Evet. Odun birçok maden kömürleri var. Petrol artı o vesaire yapılan kömürler onlar değil. Odunun kömürü. Meşe odununun kömürü mesela en güzeli. Kömürü, odun kömürünü yakıyoruz. Tamamen yandıktan sonra ateş haline geliyor. Ve etimizi ne yapıyoruz? Izgaraya yağlıyor, hafif yağlıyoruz. Tabii doğru bir danayı aldık, dinlenmiş bir eti aldık. Yağladık, tuzladık, ızgaraya koyduk. Ve et pişerken ateşimizin gücü çok önemli. Ateşimizin gücü çok önemli. Nedir önemi? Eğer ateşin gücü yetersiz olursa etin üzerine suyun çıktığını görürsünüz. Ya da tavada pişiriyorsanız tavaya suyun çıktığını görürsünüz. O zaman et doğru pişmiyor. Bütün suyunu kaybediyor. Yani ruhunu kaybediyordur aslında. Evet. Kötü olur. Tuz ne koymak yapmak? Gerekiyor mu pişerken? Evet. Pişirmelik etler yani tencerelik yemeklere ben bugün güne kadar tecrübeme dayanarak diyorum ki tencerelik yemekler yavaş yavaş.